akşamlar. Hocamız maçın değerlendirmesini. Good evening. General evaluation of the game and then if you have questions, we will answer on them. Good performance again from our team. We were worried a little bit that the European qualifier campaign was over. How was the reaction of the team? The answer is always on the pitch. They gave the answer on the pitch by playing some good football again, scored some good goals again. So we're very pleased the way the players react, and our run continues. It's very good. Of course, 15 games in a row now that we didn't lose a match. We have one to go. That is Gala next week. So we look forward to this and to finish off the season. 58 points already. Also, good for the future of the club is that we play with some youngsters like Benjamin, like Dogan, Bader. They all come from Antalyaspor Academy, which is also good for the future of the club, of course. So a lot of things to be very pleased about, and we are, and also proud, of course, because it's not easy to win here in Kasimpasa, because they also had a great run. So all credits to them for what they did this season. And to win here with this score is amazing. And let's enjoy that. Sometimes you forget to enjoy these periods of winning games, but we have to do this because it's remarkable. Thank you. Bir kez daha takımdan çok iyi bir performans izledik. Çünkü bu maçın öncesinde kaybolan bir Avrupa hedefinden bahsedebiliriz. Avrupa hedefinin noksanlığını birazcık bizi endişeye sürükledi diyebilirim. Nasıl bir reaksiyon göstereceği oyuncu grubun, takımın biz de merak ediyorduk. Ve bunun cevabını sahada yine çok iyi bir şekilde veren bir takım vardı. Goller attık, hak ederek kazandık. Çok net bir galibiyet aldık diyebilirim. 15 maça çıkardık yenilmemezlik serimizi. Ve Avrupa hedefimiz olmamasına rağmen bu şekilde kendimize farklı hedefler bulup motivasyon kaynağı yaratıyoruz. Gelecek hafta Galatasaray'a karşı bu sefer 16 maça çıkarma bu seriyi 16 maça çıkarma hedefiyle savaşacağız, mücadele edeceğiz. Bunun haricinde altyapıdan çıkan 3 tane oyuncu çok değerli, Bahadır gibi, Doğukan gibi, Bünyamin gibi ilk 11'de oynatmak, sahada görmek mutluluk verici. Aslında bizim İşimizin asıl hedefi, asıl amacı bu olmalı. Çok sevindirici bu şekilde altyapıdan oyuncu kazanmak hem Türk futbol açısından hem takımımız açısından. Önemli bir rakibe karşı oynadık. Çok iyi bir performans gösteren, çok iyi bir sezon geçiren bir rakibe karşı bu kadar gol atıp kazanmak tarafımız için çok önemliydi. Onları da bu gösterdikleri, geçirdikleri güzel sezon için ayrıca tebrik ediyorum. Bazen bu tip galibiyetleri önemsemiyoruz. Sanki çok kolaymış gözüyle bakıp kutlamıyoruz. Ancak ben tüm oyuncularımıza ve teknik ekibe bunu kutlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çok önemli bir galibiyet. Her galibiyet, her başarının kutlanması gerektiği kanısındayım. Teşekkürler. Soru var mı? Teşekkürler, iyi akşamlar. Thank you very much. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hazır mısınız? İyi akşamlar. İki tane sezonun ikinci yarının özellikle flash takımı diye adlandıracağımız iki takımının mücadelesi şeklinde geçti müsabaka. Müsabaka öncesi ifade ettim yayıncı kuruluşa da, bizim savunmadaki önemli eksikliklerimiz bizi sıkıntıya soktu açıkçası. Çünkü savunma kurgumuz tamamen değişti. Sağ bek oynayan oyuncumuzu mecburen solda oynatmak zorunda kaldık. Onun dışında oynayan oyuncuların da hepsi uzun bir aradan beridir oynamayan ve ilk defa forma şansı bulan oyuncular oldular. Savunmadan çıkarken yaptığımız basit hatalardan yediğimiz goller farkın açılmasına sebep oldu tabii ki. Ama her şeye rağmen bu oyuncu grubu bu sezon
özellikle ligin ikinci yarısında inanılmaz bir performans ortaya koydu ve bizim adımıza her türlü övgüyü hak ettiğine inanıyoruz. Çocukların bu maç nazar boncuğu olsun diyelim. Çünkü önümüzdeki hafta Altay maçını kazanırsak Kasımpaşa'nın tarihinin belki de en yüksek puan toplayan kadrosu bu kadro olacak. 51 toplamış bugüne kadar en fazla. Eğer önümüzdeki hafta kazanabilirsek 53 ile bu sezon Kasımpaşa tarihinin puan rekorunu da kırmış olacağız. Önümüzdeki haftaki motivasyonumuz biraz da o yönde olacak. Ama dediğim gibi oyuncularımızın bugün kötü oynama hakları da vardı tabii ki. Onu kullandılar. Ama yine de her şey için teşekkür ediyoruz kendilerine. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorusu olan? Teşekkür.